Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda daha önce kurduğumuz internet sayfamızı WordPress platformuyla kurduğumuz internet sayfamızın WordPress kontrol panelini inceleyeceğiz. Hemen bir hızlıca bir göz atalım. Kontrol panelimizde neler var, neler yok, neler yapabiliriz? Onları bir şöyle bir göz atalım. Ondan sonra zaten gene ilerleyeceğiz konumuza. İlk önce tabii ki bilgisayarımıza kurmuş olduğumuz lokal serverımızı aktif hale getirelim. Neydi? Xamp'ı kurmuştuk. Xamp'ı açalım. Apache ve MySQL devrede olması lazım, aktif olması lazım. Ondan sonra da lokal serverımıza, internet sayfamıza ulaşacağız. Localhost demiştik. Server, sayfamızın ismi test demiştik. Bağlanalım. Evet, bu bilgisayarımızda, lokal serverımızda olan internet sayfamızın ön tarafı, ön sayfası, ön paneli tabii ki. Burada kontrol paneline girmek için, sayfamızın kontrol paneline girmek için WP admin diye yazdığınız zaman arka planda yani admin tarafının giriş kısmı burası işte. Buradan kontrol paneline giriyoruz. Admin diye kaydetmiştik. Parolamızla hatırlansın diye 1, 2, 3, 4, 5 yapmıştık. Giriş yapalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi şu an internet sayfamızın kontrol panelindeyiz. WordPress kontrol paneli burası. Şu an 6.0 sürümünü kullanıyoruz. 6.0.1 sürümünü kullanıyoruz. Oradan kapatalım. Şimdi burada yapacağımız değişiklikler yani eklentiler, ayarlar her şey ana sayfamızı yani sayfamızı değiştiriyor, ilgilendiren bir bölüm. Burası işin mutfağı. Burada yapacağımız, buradan kontrolünü yapacağız, buradan güvenliğimizi yapacağız, buradan yazılarımızı paylaşacağız. Hepsini kontrol panelinden yapacağız. Hemen başlayalım ilk başta. İşte başlangıç paneli zaten burası. Gördüğünüz gibi burada ekran tercihlerini de değiştirebilirsiniz. İsterseniz bunları kaydırabilirsiniz, oynatabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gözünüze nasıl geliyorsa böyle iyi gözüküyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de kaldırabilirsiniz mesela. Onları bu şekilde buradan da kaldırabilirsiniz. Burada kısa yoldan yani görmek istedikleriniz bazı eklentilerde ileriki konularda bunu değineceğiz tabii ki göstereceğiz. Bazı eklentilerde buraya kısa yol olarak başlangıç sayfanıza böyle pencereler ekleniyor. Buradan da o eklentilerden yapılan yani olan değişiklikler ya da haberleri görebiliyorsunuz tabii ki. Bu açıldığı zaman ilk önce göreceğiniz pencere, sayfa burası tabii ki. Sayfamızda güncelleme varsa yani WordPress platformunda ya da eklentilerde temalarda bir güncelleme olduğu zaman buraya gelir. Burada görürsünüz güncellemeler kısmında. Burada gösterir zaten toplam güncellemeyi. Yani temalarda, eklentilerde herhangi bir güncelleme olduğunda burada görürsünüz. Kaç adet olduğunu görebilirsiniz burada. Bakalım mesela bir tane güncelleme gelmiş. Bakalım evet. WordPress kurulumuyla gelen bir eklenti var. Spam eklentisi bu tabii ki. Eklentiler bölümünde bunlara değineceğiz. Ama önce biz bir kontrol panelimizi bir tanıyalım. Ondan sonra da daha detaylı olarak eklentiler panelini, temalar panelini bunları inceleyeceğiz. Başlangıca baktık. Güncellemeler, yazılar. Evet, burada paylaşacağımız, sayfamızda paylaşacağımız yazıları burada yazıyoruz zaten. Yeni bir yazı yazacağımız zaman yeni ekleye basıyorsunuz. Burada sayfalar açılıyor. Yani ne yazacaksanız yeni ekle, kategoriler, etiketler hepsi burada gösteriyor. Bunları detaylı bir şekilde bence bu derste hızlıca kontrol panelini görelim. Ondan sonraki derslerimizde daha detaylı olarak bölümlere geçelim. Daha faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ortam bölümü, ortam menüsünde sayfamıza yüklediğimiz resimler, ondan sonra dosyalar burada sıralanacak. Burada göreceğiz bunları. Kütüphane olarak ortamda kütüphanenin altında gözüküyor. Orada sayfamızla ilgili işte paylaştığımız resimler, sesler, müzikler ne varsa hepsini burada göreceğiz. Sayfalar şöyle yapalım aslında bir tane de sayfamızı açalım. Böyle daha iyi olur hem. Pardon, şuradan açalım hatta. Şöyle mouse'a basalım. Evet. Şunu kapatalım. Evet. Sayfalar yazılarda o zaman şöyle yapalım. Yazılarda evet. Demin görmüştük mesela yazılara gelelim. Merhaba Dünya diye bir yazı var. Bu WordPress kurulumuyla gelen yani örnek olarak size gösteriyor burada yazılar bölümünde. Örnek olarak tabii ki bunu isterseniz silersiniz zaten. Siz kendi yazılarınızı ekleyeceksiniz. Bakın başlık Merhaba Dünya demiş. Gördüğünüz gibi ana sayfada Merhaba Dünya diye. Hatta bakalım
Yani merhaba dünya başlığı işte. WordPress'e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenle ya da silin sonra yazmaya başlayın demiş. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde yayınlanıyor. Evet, sayfalara diyelim. Sayfalarda kaldık. Sayfalarda gizlilik politikası ve örnek sayfa. Bu da işte kurulumla birlikte gelen sayfalar. Burada da mesela örnek sayfa. Evet, bak burada menü işte menü burada devreye giriyor işte. Şu an onları mesela görmüyorsunuz. Değil mi? Gözükmüyor burada. Yalnızca bir ana sayfa var, bir de örnek sayfa var. Örnek sayfa, gerçi gizlilik politikası şu an taslakta zaten. Taslakta olduğu için gözükmez. Örnek sayfa gözüküyor. Örnek sayfa bir menü olarak düşünün. Ana sayfa, işte iletişim, yani ondan sonra gizlilik ya da shop sayfası. Burada sayfalarımızı oluşturduktan sonra buralara da menülerini koyacağız zaten. Kısa yollarını koyacağız. Buradan insanlar, yani ziyaretçileriniz, artık takipçileriniz basarak o sayfalara, menülere tıklayarak o sayfalara ulaşmış olacak. Örnek sayfaya bakalım. Örnek sayfada mesela ne var? Bu örnek bir sayfayı yazmışlar zaten. Buraya da böyle, 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 böyle. Örnek sayfada bu şekilde. Hemen ana sayfa. Bu Max Entmit, bunu da değiştirebilirsiniz. Ana sayfa yapabilirsiniz. Gerçi şey, bu logonun olduğu yer. Bunu da ileriki derslerde göreceğiz zaten. Örnek sayfanın içeriği de bakın burada. Nerede diye sorarsanız şayet. Kapatalım. Bakın örnek sayfanın bir sayfa oluşturulmuş. Örnek sayfanın içeriği de bu şekilde yazılmış. WordPress sistemiyle birlikte gelen Gutenberg klentisti ile birlikte oluşturuluyor bunlar. Biz ilerleyen derslerde bilmiyorum Gutenberg klentisini kullanabilirsiniz. Ben çok hoşlanmıyorum açıkçası. Ama tabii size kalmış bir şey. Başka eklentiler de var. Onları da detaylı bir şekilde inceledikten sonra seçimi siz yaparsınız artık. Öyle diyelim. Bunu kapatalım. Yorumlar bölümünde de yaptığınız yani yazdığınız yazılarda ya da işte resimler olsun eklediğiniz sayfanız eklediğiniz yazılara, resimlere, videolara isterseniz tabii ki açılacak yani bu yorumlarda tabii size kalmış. İsterseniz açarsınız, isterseniz de açmazsınız yorumları. Gelen yorumları buradan takip edebilirsiniz. Onaylamadan önce kontrol edip öyle onaylayıp ondan sonra yayınlayabilirsiniz. İsterseniz hiç kontrol etmeden de yayınlarsınız tabii ki. Yorumlar bölümü burası. Görünüm bu başlı başına bir konu zaten. Çok büyük bir konu bu da. Temalar. Burada seçeceğiniz tema. Yani biz zaten sayfamızda, internet sayfamızda şu an ücretsiz temaları zaten deneyeceğiz. Onları kullanacağız. Çok güzel ücretsiz temalar var. Güncellenen, kendini yenileyen temalar. Hızlı, önemli olanlardan biri bu zaten. Temamızın hızlı olması lazım. Sayfamızda açılırken sade ve hızlı olması çok önemli. Açıkçası. Temalar bölümüne buradan değineceğiz. Yeni temalar ekleyeceğiz. Temalarımızı sileceğiz. Hepsini bu temalar bölümü, görünüm bölümünde temalar altında tabii ki yapacağız. Editör bölümü beta demiş. Bakalım. Evet burada mesela temayla bu biraz ileri düzey tabii ki. Öyle diyeyim size. Temanızın şekliyle, şemaliyle hepsini değiştirebilirsiniz buradan. Ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Bunu da inceleriz isterseniz ama hazır daha böyle güncellenen temalar varken bu şekilde tabii bu size kalmış. Buna ben çok fazla değinmeyi de istemiyorum açıkçası. Geçtik. Buradan çıkalım. Evet. Eklentiler en çok kullanacağımız yerlerden biri olacak tabii ki. Sayfamızda kullan yani ne tarz bir sayfa açtıysak, açıyorsak şayet internet sayfamızda bununla ilgili eklentiler mevcut. Hem ön tarafıyla yani ana sayfa tarafıyla, tema tarafıyla ilgili eklentiler hem de arka planla ilgili eklentiler var. Bu eklentiler ne yapacak, ne işimize yarayacak? Sayfamızı, işimizi bizim çok kolaylaştıracak açıkçası. Öyle değil. Çok güzel, ücretsiz ya da demo eklentiler var. Bunları kullanacağız. Onaylanmış, kontrol edilmiş temaları kullanacağız tabii ki. Bunlarla sayfamızın bir evrim geçirdiğini göreceksiniz. Bunu da çok ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Bu da bizim bir konu başlığımız da olabilir hatta. Yani temalar, eklentiler konu başlıklarımız olacak. Buradan işte yeni eklediğiniz zaman bakın şöyle basalım. Hatta örnek olarak gördüğünüz gibi birçok eklenti var burada. Tabii dediğim gibi daha önceki videolarımda da söylediğim gibi eklentilerde de güncellenmiş eklentiler ve kullanıcı yani burada onaylanmış olarak mesela bayağı bir yıldız alınmış, verilmiş ya da çok fazla işte kurulum yapmış eklentileri tercih etmek bence önemli. Birçok insan bu eklentileri tercih ediyorsa demek ki bir sıkıntı yok. Sıkıntı olsaydı zaten
bu kadar yıldızlama ya da bu kadar kurulum ya almaz. Öyle diyeyim size. Ben öyle yapıyorum açıkçası. Kullanıcılara bir gidelim bakalım. Kullanıcılarda evet şu an biz varız zaten bir tek. Zamanla eğer sayfamızı internet sayfamızda kullanıcıların sayfamıza kayıt olmasını istiyorsanız bunu tabii ki sayfanızın özelliğine bağlı. Nasıl bir sayfa yapacaksak. Yalnızca böyle bir şeyler paylaşacaksak kullanıcıların sayfaya kayıt olmasını istemiyorsak tabii ki şey yok. Bunu kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Onları da göstereceğiz. Buradan hatta manuel olarak da kullanıcı ekleyebiliyoruz. Araçlar. Evet, burada mevcut araçlar, içe aktarma, dışa aktarma. Bunlarda da mesela genç bunu şöyle yapalım. Kullanacağımız eklentilerin hatta sayfamızda backup yani yedekleme sistemini yapabiliriz. Çünkü bu önemli. İleriki zamanlarda belli bir potansiyeli ulaştığınız zaman sayfanızı muhakkak yedekleyin. Yani yedekleyin. Ben çünkü yaşadım bunları da. Herhangi bir hatta ben şöyle yapıyorum. En başta lokal server'da yani hostingimde kendi hostingime yüklemeden önce eklentileri ya da temaları yüklemeden önce temalarda biraz şeydi. Lokal server'da biraz sıkıntı yaratabiliyor temalarda çünkü. Ama eklentilerde mesela ilk önce lokal server'da yüklüyorum. Orada bir kontrol ediyorum. Yani çalışma düzeni sayfamı bozuyor mu, bozmuyor mu? Bunları bir kontrol ediyorum. Ondan sonra hostingde yani internette gerçek internet sayfamı paylaşmadan önce orada lokal server'da denedikten sonra hosting'in de olan siteme yüklüyorum. Yani onları da göreceğiz. Dışa aktarma, site sağlığı, kişisel veriler. Evet, bunları da göreceğiz hepsini araçlarda. Evet, en önemli yerlerden biri burası. WordPress'in sayfamızın en önemli alanlarından biri burası. Yani ilk başta yapacağımız ayarlarda yapacağımız, kontrol edeceğimiz yerlerden birisi burası. Bakın. Genel ayarlar işte site başlığımız, sayfamızın ismi neyse o. Aslında yani şu da var. Domain ismini yani internet ismini alırken site sayfamızda uyumlu bir isim alın. Öyle diyeyim size bence. Yani en önemlisi odur. Mesela internet ismi farklı, internet sayfası farklı. Biraz bilmem ben yapmıyorum ama yapan vardır herhalde diye düşünüyorum ama öyle yapmayın yani. İnternet domain isminiz neyse site isminizi de öyle alın. O şekilde alın. Bakmayın biz şu an test aldık. Evet gördüğünüz gibi yapan var mı dedik. Biz yapmışız aslında. Test, bakın görüyorsunuz. URL adresimiz, internet adresimiz test ama sayfamızda şu Max Handmade. Olmaması gereken, bence olmasın. İşte üyelik kısmını görüyorsunuz. İsteyen herkes kayıt olabilir. Bunu isterseniz kapatırsınız, açarsınız. Buradan kullanıcılara roller verebilirsiniz. O da güzel. İçerik sağlayıcı. Yani bunu zaten verdiğiniz bu rollerde mesela arka plana mesela giriş yaptıklarında bu kontrol paneline geldiklerinde belli kısımlara ulaşabiliyorlar. Hatta öyle diyeyim abonelere ulaşamıyor zaten de. Mesela burada yazar, editör, yönetici dediğiniz zaman belli kısımlara ulaşabiliyorlar. Sayfamızın işte site lisanı, Türkçe, işte saat dilimleri, tarih biçimleri, zaman biçimi işte bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yazma, bu şekilde okuma. Buraları yani gireceğiz. Buralara da gireceğiz. Bu kontrol panelini bir inceleyelim dedik. Kalıcı bağlantı bunlar evet. Bunlar da önemli. Gizlilik. Buradan da gizlilik yazısını okuyabilirsiniz. Bir gizlilik politikası. E-ticaret yapacaksanız zaten internet sayfasında e-ticaret işiyle uğraşmak istiyorsanız bu gizlilik politikasını zaten oluşturmanız gerekiyor kanunen yani baktığınız zaman. Bir de yani kurumsal bir hava vermek istiyorsanız yapın zaten. Gizlilik politikası muhakkak olsun. Onun haricinde evet başka burada güncelleme işte evet yeni yazı buradan da kısa yollar var. Buradan da siteyi görüntüleyebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman ana sayfa buraya gelirsiniz. Bu şekilde tekrar basarsanız kontrol paneline gelirsiniz. Kontrol paneline bir göz attık. Biraz uzun oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık kontrol panelindeki bölümleri detaylı anlatalım. Bunu böyle bir geçiş kontrol paneline bir geçelim. Ondan sonra da işte ilk temamızı ekleyelim. Ondan ilk önce ayarlarımızı yapalım. Ondan sonra ilk temamıza geçelim. İlk temamızı yükleyelim. Ondan sonra da eklentilerle devam edelim. Arkadaşlar hatta gene geç kaldım. Aslında ben bu videoya başlamadan önce bir yazı yazsam daha iyi olur. Ama bunda gerçi uygulama yapılacak bir durum yok. Bir sonraki derste uygulamalara başladığımızda evet. Ama gene ben hatırlatma yapayım. Arkadaşlar bu videoları ilk önce seyredin. Herhangi bir uygulama yapmayın. Yani bilgisayarınızda ya da internet sayfanızda uygulama yapmayın. İlk önce baştan sona bir seyredin. Ondan sonra uygulamaya geçerken seyredip uygulamaya geçin. Daha mantıklı olur.
sizin için. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni atarsanız sevinirim. Abone olursanız da destek olursanız da sayfama çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.